Arkadaşlar hepinize selamlar. Sizlerle birlikte Mount & Blade Warband'da Osmanlı senaryosunun ikinci sürümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelecek bölümlerin daha hızlı size ulaşmasını istiyorsanız lütfen beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Aşağıda şirin bir beğen butonu var. Ona basarsanız harika olur. Sizlerin beğenisi beni daha çok video çekmeyi teşvik ediyor. Hani hemen yeni bölümü çekesim geliyor ki zaten biliyorsunuz senaryoda da bayağı ilerlemiştik. Hatta senaryo demişken şimdiden desteğiniz için teşekkür edip senaryomuza geçiş yapalım arkadaşlar. Senaryoda ne olmuştu? En son geçtiğimiz bölümde Sırp şövalyeleriyle bir savaş vermiştik ve Sırp şövalyelerine verdiğimiz savaşı kazanmıştık arkadaşlar ki hatta bu gördüğünüz 48 kişilik ordu o savaşlar neticesinde oluşmuştu. Biliyorsunuz Sırp şövalyelerin elinde esir tutulan askerleri kurtarmış ve kendi grubumuza katmıştık. Bu bölümde yeni bir görev almıştık arkadaşlar ve görev Sırp kahramanlarını öldürmemiz gerektiğini söylüyordu. Bunların Sırpların üzerinde çok büyük bir etkisi vardı ve biz de bu etkiyi akıncılar olarak Sırp halkının üzerinden kaldırmaya çalışıyorduk. Şimdi gidip bu görevi yerine getireceğiz arkadaşlar. Belgrad'da çiftlikte bulunan ilk önce Ratko'nun icabına bakacağız. Ben gittikçe görevlerin zorlaşacağını düşünüyorum. Gittikçe başa çıkmakta zorlanacağımızı ve sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak ya. Gerçekten merak ediyorum. Hemen Belgrad köyünü bulup oraya doğru yönelelim arkadaşlar. Şöyle notlar kısmından yerlere bakarsak eğer Belgrad köyünü daha rahat bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Ki Belgrad bir köy değil, şehirmiş. Ama göreve bakar mısın abi? Belgrad'da bulunan, bu arada Belgrad söylemesi zor değil mi? Belgrad'da bir at çiftliği. O zaman araştırma yapacağız. Hadi bakalım Belgrad'a doğru ilerleyelim. Bu arada bu askerlere yiyecek yetiştirmekte ben sıkıntı yaşayacağım galiba ya. Tam emin değilim de sıkıntı yaşayacağım gibi. Neyse şimdilik şöyle bir hızlıca ilerleyelim abi Belgrad'a doğru. Oradaki kahramanların işini bitirelim. Ve Akıncı Mehmet Bey'in dediğini yapmış olalım arkadaşlar. Bu arada Akıncı'nın ismi Mehmet Bey'di değil mi? At çiftliğine git. Gir bakayım at çiftliğine. Direkt kavga mı var? Fight mı var hocam? Adam korumalarla falan üzerimize mi dalacak? Hadi bakayım kendine gel oyun. Wow. Atla birlikte geldik. Bu bir araştırma gezisi gibi bir şey mi? Yok, araştırma gezisi gibi bir şey değil. Adam bildiğim burada abi ve elinde kılıç da var. Hocam ben kahraman deyince böyle çok affedersin daha taşaklı bir şey bekliyordum da yani. Silah neyle çekiyorduk ya? Ha pardon. Ulan niye ben sürekli R'ye basıyorum silah çekmek için? Abi ben daha taşaklı bir şey bekliyordum da seninle idare edeceğiz anlaşılan. Ben seni döverim ya. Malkoçoğlu'nun selamı var kardeş. Abi ben böyle bir vuruş görmedim ya. Yemin ediyorum böyle kaldırıyor diye. Bir geçiriyor. Gitti. Herif gitti usta. Aha bak şimdi notu okuyacağız. Notu okuyup diğerlerinin yerini öğreneceğiz muhtemelen abi. Notu okuyalım. Merhaba kadim dostum. Uzun süredir görüşmüyoruz. Bir ara bizim hana gel... İçki patlatalım ha ne dersin? Agop ve Desimir'e de gelir hem uyuyan deli hancısı. Oo. Demek ki diğer ikisi uyuyan deli hancısında buluşacak abi. At çiftliğinde ayrılalım. Şimdi galiba bu uyuyan deli hancısına gitmemiz gerekiyor. Buradaki han galiba o. Şehirli kadın, şehirli kadın. Köle tüccarı. Bizim Jeramus. Artık klasik Jeramus ilgimi çekmiyor bile. Oturabilen adamlar oturma efektini eklemiş. Adamlar moda of oturma efekti eklemiş abi siz düşünün artık. Şimdi görevlerde nasıl bir gelişme oldu abi? Şey Ratko'nun icabına baktım ve adam uyuyan dev hanı gibi bir yerden bahsediyor. Uyuyan dev hanı mı diyor bir şey diyor ya tam olarak emin değilim. Biz şu Malkoç köyüne tekrardan gidelim mi abi? Malkoç köyüne gidip notu bulduğumuzu söyleyelim. Sanırım Mehmet Bey bize şey yapacak. Malkoçoğullarının akıncıların başı bize görevi verecek. Çünkü ben hiçbir şey anlamadım abi işin açıkçası verdikleri şeyden. Hana gidip pusacağız mı bekleyeceğiz mi anlamadım yani bir türlü. Hadi bakalım akıncıların köyüne girelim mi? Bu arada bu at büyük rahatlık arkadaş ya. Hakikaten yani yürüyerek görevi teslim et ver gel falan filan dünyanın işiydi ya.
Mehmet Beyciğim, bir saniye atın kenarında inelim abi. Atla kenarda inelim. Huzurunuzu atla çıkmayalım. Sonuçta abi yani birazcık RP yapalım ya. Birazcık roleplay yapalım yani. Bizden üst kademede bir insanın yanına atla çıkamazsın huzuruna. Oo diye böyle hani nallarını falan göstertemezsin herife. Hocam bana verdiğiniz görev hakkında henüz üzerinde çalışıyorum mu? Abi nasıl henüz üzerinde çalışıyorum? Adam handan falan bahsediyor. Şuraya bir şeyler ekle gözünü seveyim ya. Radko gitti abi. Radko'nun Belgrad'daki çiftliğinde icabına baktık. Agop ve Desimir'in de hana geleceğini söylüyor ama hangi hana abicim ora? Gidip galiba biz hancı ile görüşecektik ya Belgrad'da. Abi koşmakla uğraşamayacağım diyeceğim de hadi bakayım hileyi abartmayalım. Her şeyde böyle koş uç falan filan böyle her şeyde hileyi abartmayalım abi. Belgrad'a bir hızlıca gidelim. Abi merhaba. Merhaba. Galiba gidip Hancı ile konuşacağız. Galiba gidip Hancı ile konuşup yerlerini öğrenmeye mi çalışacağız? Ne yapacağız? Bakalım. Belki tehdit etmek gerekir. Hancı. Allah Allah. Oğlum biz oranın notlarını da okuduk lan. Ya abi yanlış söyledim. Duyma duyma. İstemiyorum duyma. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Abi at çiftliğine falan girdik. Nerede bu adamlar? Ya ulan Samet iyi okusana şunu. Adam akıllı okusana şunu ya. Handa olmaları gerekiyor abi. Hana gel bir iki içki patlatalım eski dostum diyor. Hem Agop ve şey de gelir diyor. Onları mı bekleyeceğiz acaba? Sürekli çık gir çık gir mi yapacağız? Ne yapacağız? Anlamadım ki ben. Abi kılıçlı paralı asker bunlar. Şu da köle tüccarı. Şu da şehirli kadın. Abi? Ben bu Sırp kahramanlarını nerede bulup öldüreceğim? Galiba yine alt tab yapıp şeyi mi arayacağım ya? Galiba yine alt tab yapıp rehberi arayacağım abi. Galiba yine rehberi arayacağım. Ulan okumadığım not falan mı var acaba? Ama okumadığım not olsa çiftlikten sonra şey yapmaz ya. Bakalım abi hemen kontrol edelim şuradan. Bir saniye arkadaşlar şu an şeye... Görevlerin bulunduğu yere giriş yapıyorum abi. Rehberin bulunduğu yere. Bu arada rehberi yazan arkadaşın eline ayağına sağlık yani. Gerçekten öteki türlü senaryoyu doğru düzgün oynayamazdık. Şimdi Sırp kahramanlarını öldür diyor. Malkoçoğlu'nun dediğine göre Ratko, Agop ve Desimir'i öldürmemiz gerekiyor. Ratko'nun Belgrad'da bir at çiftliği olduğunu biliyoruz sadece. At çiftliğine gidip Ratko'yu bulun ve öldürün. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Onun arkasında bulunan notu okuyun. Uyuyan deli hanına gitmenizle ilgili bir not yazacak. Uyuyan deli hanına gidin. O Sırbistan'ın batısında Karlı Dağların sağ tarafında daha sonra resim yüklenecek. Hana girdik. Abi Sırbistan'ın batısında Karlı Dağların sağ tarafındaki bir handan bahsediyor. Hana girdik, Hancı ile konuştuk. Korumalar üstümüze saldıracak. Peki korumaların icabına bakacağız orada. Orada güzelce pataklayacağız ve Hancı ile konuşacağız abi. Tamam. Bunu da becerebiliriz. Demek ki uyuyan deli hanı Belgrad şehri içerisinde değil. Buradan bunu anladık abi. Bize Safir Köşkü'nden bahsedecek. Bu köşk Eflak, Oltaniye taraflarında. Oraya gidip bodyguardları öldürüp köşkün kapısından içeri girin. Agop orada hanımlarla kaynatıyor olacak. Vay 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 hanımlarla ortam falan. Agop'u Desmir'in yerine hakkında konuşturmaya çalışın fakat konuşmayacaktır. Orada saf bir kız var. O hemen ötecektir siz konuşurken. Bunun üzerine Agop size saldıracak. Agop'u öldürüp taba basıp ayrılın. Desimir'in bulunduğu yer Safir Köşkü'nün daha da yukarısında bulunuyor. Haritada adı Macar subayının evi. Abo! Oraya gittiğinizde köprüde 3 adam olacak. Onları geçip ahşap eve girdiniz. Abi ne yaptınız siz? Korumalar, ahşap evler, bodyguardlar falan. Babacım böyle bildiğim bireysel bir hikaye bazlı oyun gibi hissediyorum ben şu an. İki adam sohbet ederken sohbeti bölün ve onları öldürün. Sonra mekandan ayrılın. Malkoçoğlu'nun yanına gidip görevi bitirin. Tamam abi şimdi o zaman şey yapalım. Adım adım ilerleyelim. Uyuyan deli hanına gideceğiz. Sırpların batı tarafında dağlarda bir yerde. Saraybosna'da olabilir mi acaba? Yahut ben kontrol T'yi açsam bir şey icap eder mi? Ragusa Kalesi'nde olacağını zannetmiyorum abi. Batı tarafında diyor ve dağların orada diyor. Ulan ayrı bir yer haritada belirleyecekse şimdi gerçekten ben çok fena bir şey olacağım ya.
Ayrı bir şey belirecekse haritada ben gerçekten çok fena kötü olacağım. O ayrı yer niye belirmedi? Değil mi? Hancı korumaları üstünüze sağlayacak falan diyor. Muhtemelen saray hanı olmayabilir. Burası olmayabilir abi. Ola da bilir ama adamlar ayakta falan. Memlüklü şehirli adam. Hancı yok ortalıkta dayı. Oo, bak hancı ortalıkta yok. Hancı şurada masanın üstünde galiba. Yo, bu müşiken. Hancı nerede? Oğlum bunlar bizim üstümüze dalacak galiba. Kardeş sen misin? Ne iş yaparsın bu diyarın lordlar? Ha anladım anladım. İşsiz güçsüz adamsın abi. İşsizin tekisin. Anladım. Han sahibi nerede acaba? Abi hancıyı görmüyor muyum? Kör mü oldum ben? Hancı yok oğlum burada. Abi benim gözlerde mi sorun var? Hancıyı görmüyorum ben. Bu da gezgin. Abi uyuyan delihanı, uyuyan delihanı mekan olarak yazmışlar mıdır ya? Ne olur bak bir han olarak şey yapmayın abi. Ne olur yerlerde ben mekan olarak göreyim uyuyla ya. Yandık abi yandık öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Uyuyan delihanı. Abi nerede olabilir uyuyan delihanı ya? Ya şey diyor Sırpların orada kuzey batı tarafında diyor. Allah Allah. Haritada bir yer mi belirecek acaba ya? Ama bir yerin belirmesi güç bir ihtimal. Ben de kontrol T açık mı? Bakabilir miyim? Açık abi kontrol T. Ya kontrol T açık olduğuna göre benim rahatlıkla görebilmem gerekiyor olayı. Hangisi senin telefonun? Bu senin telefonun. Al abi kulaklığı da. Ha lan burada oğlum. Allah kahretmeye ya. Hay kör gözüme. Neyse neyse Allah'tan bulduk abi uyuyan delikanlı. Ya abi gözünüzü seveyim şu hanı şey yapın ya. Şu hanı ne bileyim bir haritalar kısmına ekleseydiniz keşke bir elim ayağım dolandı. Neyse Ratko'yu öldürdük abi şimdi sıra diğerlerinde. Şimdi sıra diğerlerinde. Kılıcı çekelim dayı. Oğlum bireysel bir hikaye bazlı oyun oynuyormuşsunuz gibi değil mi ya? Bence çok hoş abi. Sürekli hani meydan savaşlarından falan bana gına geldi zaten. Sürekli aynı şeyleri yapmaktan. Hanın kapısı burası. Git abi. Oo abi bunlar bana dalacaksa işimiz iş yalnız. Sadece iki kişiler. Alır mıyım? Alırım ya. Alırım abi. İki tane koruma. Ne var? Hancı. Agop ve Desmir'in yerini söyle. Ha dayak istiyorum ben. Gel bak. Gelin abi. Gelin. Kan vs. Kan vs. Bu benim kafaya geçirişlerden çok az adam sağ kurtuldu biliyor musunuz? Ve siz onlardan biri olmayacaksınız muhtemelen. Böyle 300 kişi gelmezseniz alamazsınız abi beni. Nerede kalmıştık göt? Ha? Nerede kalmıştık? Ölmek istemiyorsan bana Agop ve Desimir'in yerini söyle çabuk. Agop Ot, Oltanya köyünün batısındaki Safir Köşkü'nde. Desimir'i İsa şahidim olsun ki bilmiyorum. Yanımıza alalım abi. Yanımıza alalım. Bu adamı yanımıza alalım. Bu adamı yanımıza alalım. Benimle geliyorsun falan filan dedim. Bakalım gerçekten benimle geliyor mu? Aynen abi. Hancı esirimiz bakın gördüğünüz gibi. Esaret yöntemi sıfır olmasına rağmen. Kaçmaya ya da aptalca şeyler yapmaya çalışma diyoruz adama ya. Abi bekle bir saniye. Karakterimize özellik verelim. Karizma güç verelim abi güç güç. Bize ağırlıklı olarak güç lazım olacak. Şu çiftele abanabilir miyiz? Teşekkür ederim. Fırlatmaya da verelim. Daha sonra ne yapabiliriz? Envanter yöntemi verebiliriz. Ticaret. Bir esir yöntemi verelim de oyun bug'a girmesin. Şimdi Safir Köşkü dayı. Safir Köşkü. Safir Köşkü'nü ben nerede bulacağım? Ulan adam tarif ediyor Safir Köşkü'nü. Dinlesene. Doğu, batı, kuzey, güney bilmiyorum abicim ben. Bilmiyorum. Burası değil. Bor değil. Bura değil. Abi Safir Köşkü. Safir Köşkü. Ahan'da Safir Köşkü arkadaşlar buldum. Ahan'da Safir Köşkü. Hocam merhabalar. Merhabalar. Oğlum köşkün içerisinde bodyguardlar vardı değil mi? Ben bodyguardları sadece iki bodyguard mı? Abi dört bodyguard var. Alır mıyız? Alırız ya. Hocam. Selamun aleyküm. Ana vuramadık. Burası Agop'un köşkü değil mi? Evet. Tamam ben de onu öldürmeye gel. Diyalog bu mu? Ciddi misin ya? Oğlum bekle adamlar geldi. Babacım adamın korumalarına ben öldürmeye geldim mi diyorsun? Senin diplomatik bilgine sıçayım.
Adama diplomasi vermemişiz abi biz. Adama bildiğin barzoluk vermişiz. Hani selamün aleyküm, aleyküm selam. İşte burası sizin baronun evi mi? Evet. İyi, ben onu öldüreceğim. Tabii tabii buyur buyur. Kılıç da verelim mi? Var mı kılıcın? Bizim adamdaki rahatlığa bak ya. He ben, niye arıyordunuz baronu? Öldürecektim de. Ha ben de bir şey zannettim. Biz burada zaten şey diye duruyoruz. Korkuluk diye duruyoruz. Arkadaş biraz taktik, biraz strateji lütfen, çok rica edeceğim ya. Çok rica edeceğim. Daha adamın korumaları bitmedi. Kardeş merhaba, dışarıdaki korumalar gitti. Sıra sende Agop. Sorun geldi Agop. Niye ben sana Agop, Apok, garip garip şeyler takıyorum? Sen kimsin ve benim sonum olacaksın Rain? Sen kimsin de benim sonum olacaksın? Lütfen Agop'a kıymayın. Agop'a kıymamı... Abi ben bu adamın ismini söyleyemiyorum ya. Niye Ali Ramazan Abdurrahman falan değil? Çünkü adam Sırp. Odun buradaydı. Efrak Kalesi'nin yukarısında bir Macar subayı var. Onun evine gitti. Ne olur Agop'a ellemeyin. Salak kadın, şimdi bu Türk'ü öldürmek zorunda kalacağım dedi. Bokumu öldür. Kardeş çok affedersin de bokumu öldür. Yani böyle bir kodum herife böyle bok gibi yığılıp kaldı. Abi! Bir saniye. Abi. Ama siz inanılmaz çirkinsiniz yahu. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Nasıl olsa abi artık gidip şeyi öldüreceğim yani. Macar subayının evi. Abi. Abi Macar subayının evini nasıl halledeceğiz? Ben en çok onu merak ediyorum. 3 tane koruma var. O 3 korumayı falan geçin diyor da o 3 koruma öyle kolay geçilecek gibi durmuyor. Yani İçimden bir his. Senin iş nanay kardeş diyor. Abicim Macar subayının evi ne taraflarda acaba? Çapçak köyü. Bilmem ne. Abi Macar subayının evi neredeydi ya? Adam diyordu da işte rehberi tam okumayınca insan böyle oluyor nedense. Macar subayının evi. Haritada var mı? Haritada tabii ki yok. Biz tabii ki arayacağız da. Önlem yani. Ne olur ne olmaz. Belki yazıyordur diye. Malatya Kalesi, Malazgirt Kalesi, Mardinya falan filan, Mazih, Micaet, yok abi yok. Macar subayının evi abi, Macar subayının evi. Şimdi nerede olabilir? Şöyle bir ekranı büyütüp gezelim. Ekranı büyütüp gezelim. Macar subayının evi dediğine göre Macar subayı ne tarafta abi? Macarlar burada yani. Macar subayının evi de burada bir yerdedir yani, mantıklı düşünecek olursak değil mi? Bunlar Macar abi. Macar subayının evi de herhalde şeyde olmaz canım. Osmanlı'da olmaz yani. Burada bir yerdedir Macar subayının evi. Oho. Ölme işim ölme. Kontrol T'yi tekrar açabilir miyiz kardeş? Abi talim alanı falan var. Miskolo köyü var. Ulan, Safir Köşkü bura. Abi bir saniye, sen de bir duracaksın mı ya? Dedevan, Hatvan, Tismir. Abi Macar subayının evi nerede? Gözünüzü seveyim ya. Ya yani görevi yapmaktan çok şeyde zaman harcıyoruz yani. Bu bölgeleri ararken zaman harcıyoruz gerçekten. Ne tarafta demişti ya adam? Bir yerde demişti de neredeydi? Abi ben yine galiba bir alt tab atacağım. Umarım ölmez kayıt. Ölmedi, tamam. Safir Köşkü'nün daha da yukarısında bulunuyor. Haritada adı Macar subayının evi. Tamam. Safir Köşkü'nün daha da yukarısında bulunuyor. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır abi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Birazcık şey yapmak zorunda kaldım. Evet. 19 dakika olmuş. Safir Köşkü'nün daha da yukarısında diyor. Şimdi Safir Köşkü ne taraftaydı abi? Safir Köşkü buralarda daha da yukarısında derken neresinde olabilir? Yukarıdan kaskı neresi? Aha da burası abi. Macar subayının evi. Ya ciddi misin? Rehberi açmadan önce bu gözükmüyordu yalnız. Bence bu işin içinde bir iş var abi. Rehberi açtıktan sonra gözüktü bu. Harbiden yani rehberi açtıktan sonra gözüktü. Köprüde 3 adam var diyor. Bunlardan ikisi okçu falan filan böyle. Hayırdır kardeş, siz ne iş ya?
Siz ne iş? Gelin bir bakayım buraya. Oo, biri ok çıkardı. Okçu yapmasaydınız ya. Yok, okçu yapmamışlar galiba. Oğlum bu ne? Deli Dumrul'un köprüsü mü bu? Her geçenden vergi mi alıyorlar abi? Nedir olay? Bekleyin abi, geliyorum. Geliyorum. İnmem 1,5 saat sürdü ama geliyorum yani. Bekleyin. Savaşacağız. Hiç merak etmeyin. Bir de atlayıp kendi canıma zarar vermeseydim. Neyse, ben her türlü alırım bunları ya. Kardeş, VS'ye gelsene, neden kaçıyorsun? Alo. Abi bu adam zırhlı mı ne böyle? Bu adam niye böyle psikopat gibi takılıyor ya? Gelsene abicim. Abicim gelsene ya. Oğlum birisi aşağıda bunları. Pusu mu atıyorsunuz lan? Yarım aklınla pusu mu atıyorsun geri zekalı? Şimdi aklını alacağım senin. Tamam, indi bu. Son adam kaldı. Macar kıdemlileri. Koskoca subayın evinde sadece 3 tane Macar kıdemlisi mi koruyor? İnanayım mı? Son adam nerede? Oraya girmeyi nasıl başardın? Ya benim bunlara dokunmama gerek yok ki. Bunları kendi hallerine bıraksam bunlar ölür zaten daha. Adamlar köprünün üzerinde yürümeyi beceremiyor. Sadece Macar subayının evini 3 tane mi adam koruyor ya? Böyle bir orduyla falan kapıştırır diye tahmin ediyordum ben. Ne bileyim en sonunda. Gerçi senaryoyu okudum da yani 3 koruma derken ya birazcık daha böyle rütbeli bir koruma falan bekliyordum. Konuşmayı yarıda böl ve öldür onları diyordu. R'den çıkar mısın? Ha, yarıda böl. Kazıklı Voyvoda'yı tekrar sağladığımızda Osmanlı'ya saldıracaktır. Bu kim? Hizmetçi mi? Ha, ebenin nikah. Ya kardeş sen bir ölsene ya. Kim? Macar subayını öldürdüm. Desmiri de öldürdüm. Not var mı masada bir yerde? Yok. Hepsinin kafasına tükürdüm. İyi. Gideyim de bari bizim Malkoçoğlu'na haber vereyim. Hallettim. Ama Malkoç köyü nerede? Burada. Bu arada bu Malkoç köyünün falan yağmalanamadığı iyi olmuş. Nasıl yapmışlar bilmiyorum ama oyunun senaryosuna gerçekten hasta oldum abi. Gerçekten hasta oldum yani. Bu arada bazı askerler terfi için hazır diyor. Biz bu senaryo için bu kadar fazla asker taşımak zorunda değiliz galiba ya. Hani bu kadar çok asker taşımadan da yapabiliriz gibime geliyor. Bu arada Malkoç köyüne uğramadan bir Sofya'ya uğrayalım, yemek alalım da kendimize. Askerler aç kalmasın abi. Bir peynir alalım, bir ekmek, bir de üzüm alalım. Şunları da satalım abi. Sat. Oo. 54 akçe ödenecek. İyi iyi. 54 akçe veririz abi. Sıkıntı değil. Maksat adamlar aç kalmasın. Malkoç köyüne girelim. Merhaba. Merhaba. Beyefendiciğim, görevinizi layıkıyla yerine getirdim mi? Bir saniye. Lokman gitti. Lokman benim grupta. Kimi aldınız abi buraya? Bir Lokman daha mı var? Lokman'ı ben kendi grubuma aldım. Neyse. Dur bakalım. Dur dur dur. Atı indirelim abicim şurada. Saygısızlık etmeyelim. Adamın huzuruna atla girmeyelim abi böyle. Brah diye. Mehmet Bey. Aleyküm selam. Bana verdiğiniz görev hakkında bahsettiğiniz kişileri indirdim abi aşağı. Osmanlı'ya karşı gelenlere ibret olsun. İşte emeklerinin karşılığı. Hocam teşekkür ederim. Hayat nasıl gidiyor? Akınlar, baskınlar aynı işte. Anladım. Şimdi yeni görevleri açabilmemiz için galiba gidip birazcık daha Sırp Şövalyesi avlamamız gerekiyor. Hemen şurada bir kaydımızı alalım. Ctrl T'yi açalım ve Sırp Şövalyelerini avlamaya başlayalım arkadaşlar. Bir herhalde 3-4 tane Sırp Şövalyesi öldüreceğiz. 3-4 tane Sırp Şövalyesi grubunu dağıtacağız galiba yeni görevlerin açılabilmesi için. Ama ben nedense bu Sırp Şövalyelerini göremiyorum. Ağırlıklı olarak nerede dolanıyorlardı Sırp Şövalyeleri? Kim girmiş? Macar Kralı girmiş. Sırp Şövalyelerini bana verir misin? Teşekkür ederim. Şunları bir doğrayayım abi. Bu arada bizim üzerimizde neden sancak var? Ben herhangi bir sancak seçmedim oyun başında ya. Ha, bizim üzerimizde normalde sancak olmaması lazım. Random sancak mı geldi yoksa bu Malkoçoğlu'nun sancağı mı ne? Akıncıların sancağı olabilir abi. Akıncılara katıldık çünkü. Belki de Akıncıların sancağıdır. Emin değilim. Bu arada ben kime vuruyorum sabahtan beri? Böyle boşa mı vuruyorum abi? Sanırsam Malkoçoğlu'nun şey ya. Malkoçların, Akıncıların sancağı. Malkoçoğlu'nun sancağı. Bu arada ben bir saat şöyle bir salladım da şununla böyle patır patır hiçbir şeye isabet etmedi sanırım ya.
Abicim bir duracak mısın daha? Bak senden sonra da Sırp şövalyelerine dalacağım yani. Birazcık canı idareli kullanın abi. Hepinize yetecek kadar samet yok. Birazcık idareli kullanalım. İsraftan kaçınalım elimizden geldiğince. Bu arada ben bu Sırp şövalyeleri sayesinde kastım abi orduyu. Bu arada bir saniye. Tekrardan savaş bittiğinde acaba bizim adam atın içine girecek mi onu merak ediyorum. Hani genelde savaş bittiğinde bug oluyor, atın içine giriyor ya herif, yine girecek mi? Merak ettiğim en büyük şeylerden biri. Aha yine girdi abi atın içine. Harbiden böyle atın içine giriyor herif ya. İlginç. Oğlum bu arada Hancı'yı biz esir olarak aldık, sıkıntı çıkarır diye. Litvanya cemisi. Tamam, Litvanyalılardan zarar gelmez. Hancı'yı aldık da biz esir olarak yani. Hancı kaldı öyle. Adamı özgür bırakmadık, bir şey yapmadık. Hancı kaldı öyle valla. Bu arada 11. seviyeye yükselmişim. Ver gücü. Güç ver abi. Güçlü darbeyle demir vücut falan vereceğim ben. Şimdi ne verebilirim? İş sürme, taktik falan filan. Envanter yöntemi, zart zurt, esir yöntemi. Mühendislik, ikna. Belki ikna işimize yarayabilir ya. Abi tekel silah var. Elimden geldiğince tekel silah kullanmaya çalışacağım çünkü. Tekrardan kayıt alalım. Bir Sırp Şövalyesi Birliği daha arayalım abi. Bir tane daha arayalım. Onu bulduktan sonra Malkoçoğlu'na gidip tekrardan yeni görevimizi isteriz abi. Bu arada Sırp Şövalyeleri burada. Malkoçoğlu Akıncıları muhtemelen Sırp Şövalyelerinden kaçıyor. Çünkü sayıları fazla abi. 29 kişiler. Bunlar bizi bile biçebilirler abi. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bizi bile biçebilirler yani. Bize bile zarar verebilirler. Dikkatli olalım elimizden geldiğince. Elimizden geldiğince kargı vuruşu yemeden. Gerçi adamlar kargı mı kullanmıyor, ne yapmıyor anlamadım ki. Abi. Ben bu kılıcı sabahtan belli sallıyorum. Bunlar harbi şey yani, şövalye unvanını hak ediyorlar ya. Heriflere camış gibi yerleştirdim. Sıfır zarar verildi diyor. Abi o zaman sizi biz ilk önce attan mı indireceğiz ya? Ne yaptıracağız anlamadım ki. 29 kişiye 48 kişi girdik. Adamlarla cebelleşiyoruz abi bildiğin. Cebelleşiyoruz yani. Oo tamam, indi aşağı, güzel. Abi bayıltıldı mayıltıldı, ne ayak ya. Niye böyle bu kadar çok adamımız düşüyor bizim? Ya gerçi adamlara bedavadan sahip olduk. Okey de bu kadar çabuk düşmesinler ya. Bu kadar çabuk düşmelerini istemiyorum ben. Bu arada ben niye bireysel olarak şey verdim? Çünkü Akıncıların senaryo görevi gereği zaten hani bireysel olarak hareket edeceğiz abi. Pek fazla grup savaşlarına girmeyeceğiz gibi duruyor. Bu yüzden ben hani güçlü darbe falan veriyorum böyle. Bireysel olarak daha fazla vurayım, daha güçlü vurayım diye. Bu Akıncıların görevini bitirdikten sonra da arkadaşlar senaryo görevlerini oynarız. Şey, Yeniçeri Ocağı'nın görevlerini oynarız. Yeniçeri Ocağı'nın görevleri de çok güzel ya. Abi ne yaptın? Abi sen ne yaptın? Bu adamın elindeki kılıç ne oğlum? Bizden niye 50 kişiyi birden öldürdü bunlar? Abi 29 fazla gelmiş galiba. Eli tuşa basılı kalmış gibi. 29 ne lan? Bizim ordunun yarısını dağıttılar herifler. Kaç kişi kaldılar bunlar? 9 kişi kaldılar bizden. Oho! Adamlar 9 kişi kaldı bizden, bayağı bir hallettiler ya. Dur bakalım. Şu yayan olanlara saldıralım. Oğlum ne büyük dert açtınız başıma. Ne büyük iş açtınız ya. Bu arada şu çift el kılıç atın üzerinde pek işlevsel değil sanırım ya. Onun da icabına baktık. Başka nerede kaldı abi adam? Bir tane mi kaldı? 3 tane daha adam var abi. 3 tane daha adam var. Umarım bizimkiler icaplarına bakabilir abi elemanların. Ya çok fazla dert etmiyorum. Şey diye düşünüyorum abi. Hani genelde görevler bireysel ağırlıklı ya. Güzel kardeş, güzel güzel. Atın içine iyi girdin yani böyle. Hani atla bütünleşebilenini ilk kez görüyorum. Tebrik ederim. Kayıp vermeyi pek fazla kafama takmıyorum. Daha haydut almıyorduk pardon. Bırak daha haydutlarını. Çünkü daha haydutları ilerleyen zamanlarda Sırp askerlerine dönüşüyorlardı. Sırp askerlerine de şu an için kontrol edebileceğimi zannetmiyorum. Pasta çiftel kılıcı şeye veririm. Lokman'a veririm abi. Abi de Lokman'a şu miğferi veririm. Çünkü Lokman'ın miğferi yok. Askerlerimiz terfi almış bu arada. Hemen onlara terfilerini verelim.
Bayağı bir Osmanlı garibi yaptık ya. Lokman. Abi bir şey soracağım. Ben seni niye hiçbir savaşta göremiyorum ya? Sen niye genelde hani hep ölüsün? Anlatsana biraz. Sebebi ne? Ha nedense ben seni hiçbir savaşta falan göremiyorum böyle. Boyuna paso ölüyor abi adam. Paso ölüyor. Sen savaşta mıydın ya? Ya utanmasa yani. Hocam bir saniye altına iki mesaj çekeyim. Siz savaşın geliyorum ben. Moduna girecek herif. Merhaba. Merhaba abi. Şurada zaten 200 akçe alacağız. Bu Sırp akıncıları, Sırp şövalyelerini indirmek o kadar şey bir şey değil. O kadar övünülecek bir şey değil de. Bakalım yeni görev açılmış mı? Yeni görev açıldıysa eğer arkadaşlar bölümü burada sonlandıracağım. Ve sonraki bölümde akıncıların senaryo görevine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akıncıların senaryo görevini bitirdikten sonra da ki gördüğünüz gibi yeni görev açıldı. Evet evet var. Kahraman müsveddelerini öldürmemizi iyice kendi lehimize çevirmeliyiz. Ne yapmamı istiyorsun Koçoğlu? Sada'da gelelim diyorsun. Tamam. Akça ile bu konu üzerinde bir süredir danışıyorduk. Şu an Sırp halkı patlamaya hazır fıçı durumunda. Akça ile sen de bu fıçıyı alevlendireceksin. Peki bunu nasıl yapacağız? Sırpları isyana zorlayacaksın. Oo. İşte bak bu tam benim işim abi. Tam benim işim. Tam benim işim ya. İnsanları birbirine düşür. Ortalığı harekete geçir falan böyle. Tam benim işim abi. Akça nerede bu arada? Akça'nın evi Malkoçoğlu'nun kuzeydoğusunda. Kuzeydoğu ne taraf ya? Oğlum benim harita bilgim çok zayıf. Bana niye bu işkenceyi yapıyorsun oyun? Bari Akça'nın evinin oraya gidelim de. Kuzeydoğusunda. Doğu, batı, kuzey, güney. Neresi oluyor ulan? Kuzey doğu. Şu taraflarda bir yerde mi? Aç tekrardan şeyi. Bir kaydet. Ondan sonra ne yapsak? Bir çıkgir mi yapsak? O zaman mı gelir acaba? Zaten burada mı? Abi burası güney. Burası güney mi? Abi Akça ile konuşacağım altı üstü ya. Akça ile konuş. Akça'nın evi Malkoçoğlu'nun kuzeydoğusunda. Ya ciddi misin abi? Kuzeydoğusu nerede ya? Akça'nın evi. Oğlum Akça Osmanlı tarafında o zaman. Kuzeydoğusunda Akça'nın evi. Ya Allah aşkına birader şunları şey yapın ya. Alayurt şey tamam. O bizim elemanlar, bizim garnizon gibi bir şey okey. Dört yol hanı. Dört yol hanı ne arıyor abi burada? Akça'nın eviyle dört yol hanının bir alakası olduğunu zannetmiyorum ben. Of. Arkadaş şu Akça'nın evini tam tarif etseniz sanki içinize dert mi olur, sıkıntı mı olur? Anlamıyorum ki ben de sizi ya. Dur bakalım Akça'nın evi neredeymiş? Akça ile konuş. Malkoçoğlu sana Akça ile birlikte yapmanız için bir vazife verecek. Akça'nın evini şöyle tarif edeyim. Malkoçoğlu ile aynı hizada yan yana durun. Kuzeydoğunuzda kalan en köşedeki küçük bir kulübenin yanında Akça var. Onunla konuşun, görevi alın. Niye böyle gizemlere kaçıyorsunuz abi acaba? Öğrenebilir miyim? Hani üç kere osurunca gece yanına şu gelecek gibisinden. Ne bileyim bir ara vardı öyle bir muhabbet. Biliyorsun. Şey diyordu böyle. Abi bir saniye. Şurayı al. Beşte şey gece bak aynaya hani bağır böyle Blood Mary, Blood Mary diye. O zaman bağırdığında şey geliyor. Kimse gelmiyor yanına. Baban gelip dövüyor gibisinden. Altı defa osurursak da şey mi oluyoruz abi? Ne? Süper kahraman mı ilan ediyoruz? Ediliyoruz. Abi küçük bir kulübe diyor. Küçük bir kulübe. Küçük bir kulübe. Haritanın sonunda. Ha sizin ben küçük kulübenize. Malkoçoğlu ile aynı hizaya bak. Bir de şöyle hizalayalım abi. Malkoçoğlu köyü. Hizaladım abi. Gittim buradan. Oğlum küçük kulübe falan yok. 4 defa osurup 8 defa havaya zıplayıp 3 defa alkışlayıp sonra gözümü kapatıp ekrana bakınca mı geliyor? Ne abi olay? Malkoç köyü. Gel baba gel 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 gel. Bundan yanladık gel. Antalya, Kıbrıs, Lefkoşa köyü. Gittik gittik. Abi. Abi. Ya psikopat mısınız oğlum? Niye? Abi bir şey soracağım. Akça'nın evini şuraya yapsan ölür müsün?
Niye yani? Niye? Bulamıyorum lan işte. Abi. Abi, küçük bir kulübe diyor. Küçük kulübe nerede olabilir ki acaba? Minik kurbağa kuyruğun nerede? Abi sen ciddi misin ya? Neyse abi ben bunu artık iyice bir arayayım tarayayım. Sonraki bölümü ondan sonra başlayalım. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Hepiniz sonraki bölümlerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Esen kalın.